Aziz Sıddık kıymetler kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de metin, ciddi, çalışkan arkadaşlarım. Yeni bir medar keramet ve inayet ve sürur olan mektubunuzu aldım ve risalet Nur'a ait bir ikram ve inayet-i ilahiyeyi gösterdi. Şöyle ki, Bundan dört beş gün evvel şiddetli bir taharri ile menzilim teftiş edildi. Her tarafa baktıkları halde hıfz-ı ilahi ile bizi mahzun edecek bir şey bulamadılar. Yalnız iktisat hastalar ictihaze gibi 6-7 risaleyi zararsız buldular. Sonra da Hüsrev'in ezan meselesi gibi müsadere kaidelerine tam muhalif olarak noksansız iade ettiler. Ben o hadiseden size endişe edip dağdan dönerken Abdülmecit, Sabri, Hüsrev, Hafız Ali ile beraber konuşmak, acaba size de bir taarruz var mı diye sormak istedim. Ve lisanla bağırdım, geldim. Birden Emin kapıyı açtı, dördünüzün mübarek mektuplarınızı verdi. Her ikimiz bu ikram ve taharrideki kerameti hıfsiyeyi ve Hüsrev'in hilaf-ı me'mul öyle bir istida, öyle bir netice vermesindeki inayet-i Rabbaniye'ye aynı zamanda muvafık gördük ve risalet Nur her vakit inayete mazhardır diye şükrettik. Aziz kardeşlerim, Fihrist Bakiyesi'nin telifi size havale edilmişti. Taksimul amal tarzında yapsanız iyi olur. Maşallah, kalemlerinizin mükemmel çalışmaları devam etmekle beraber tezayüt etmeleri ve hususan savda birden çoğalması. Hacı Hafıza ve köyüne bin barekallah, bizi fevkalade mesrur etti ve Hüsrev'in tevafuklu yazıları, hususan yaldızlı mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam nüshası, ve büyük ve küçük alilerin risaleleri buralarda tatlı hem çok fütuatı var. İnşallah o mübarek kalemlerin daha çok fütuatı olacak ve göreceğiz. Aziz kıymetdar, sadık ve sebatkar kardeşlerim. Fihristeyi taksimul amal tarzında mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz. O manevi üstad bu aciz kardeşinizden çok yüksektir. Daha bana ihtiyaç bırakmıyor. Sabri kardeş, senin rüyan mübarektir ve manidardır. İnşallah zaman onu tabir edecek. Kardeşlerim, sizin hatırınız ve askerliğiniz endişesi için hadisat-ı zamana baktım, kalbime böyle geldi. Menfi esasata bina edilen ve Karun gibi innema utituhu ala ilmin deyip ihsan-ı rabbani olduğunu bilmeyip şükretmeyen ve maddiyun fikriyle şirke düşen ve seyyatı hasenatına galip gelen şu medeniyeti Avrupa'yı öyle bir semavi tokat yedi ki yüzer senelik terakkisinin mahsulünü yaktı, tahrip edip yangına verdi. Avrupa zalim hükümetleri zulümleriyle ve sevr muadesiyle alem İslam'a ve merkezi hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki dünyada dahi bir cehenneme girip çıkamıyorlar, azapta çırpınıyorlar. Evet, bu mağlubiyet aynen zelzele gibi ihanetin cezasıdır. Burada çok zatlar kat'iyen hükmediyorlar ki, Risaletün Nur'un iki merkezi intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilayetleri, sair yerlere nispeten afatı ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi, Risaletün Nur'un verdiği imanı tahkiki ve kuvveti itikadiyedir. Çünkü böyle afatlar, zafı imandan neş'et ed eden hataların neticesidir hadisçe sadaka belayı defettiği gibi o kuvve-i imaniye dahi o afata karşı derecesiyle mukabele ediyor. Aziz ve sıddık ve sadık ve fedakar ve vefadar kardeşlerim. Sizin bu defaki manevi ve nurlu hediyeniz benim nazarımda Cennetül Firdevs'ten bir desti Abu Kevser hediyesi alemi bekadan bize gelmiş gibi ruhum inşirah ile doldu bütün duygularım sürur ile şükrettiler. Size uzun bir mektup yazmak arzu ediyorum. Fakat zaman ve halim müsaade ve muvafakat etmediğinden kısa kesmeye mecbur oldum. Yalnız o hediyelerin hususi sahiplerine maşallah, bârekallah, ve fakakümullah, esadekümullah derim. Bilhassa 27. mektubun medresesinde mütehassirane müştak bulunduğum kardeşlerimle maziye gidip tekrar görüştüm ve mükerreren ayrı ayrı görüşüyorum. 31. ayetin birinci mukaddemesi olan ve in kuntum merda cümlesi 1500 küsur olan makamı cifrisiyle ehli dalalet tarafından aşılanan manevi hastalıkların kısmı azamı Risaletin nurun Kur'ani ilaçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber maddesüf 200 sene kadar dünyanın ömrü baki kalmışsa bir fırkayı dâlle dahi devam edeceğine ima ediyor. Feteyemme Musa'iden cümlesi manayı işarisinde, ikinci emarenin birinci noktasında sin harfi sat harfinin altında gizlenmesi ve sat görünmesinin iki sebebi var. Birisi Sait tam toprak gibi mahviyet ve terk enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır ta ki risaletin nuru bulandırmasın tesirini kırmasın İkincisi, şimdiki bataklığa ve manevi tavuna sukutun sebebi ise, terakki fikrinden neşet ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip, suud ve terakki, Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. Kardeşlerim, bu günlerde biri risalet Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi. Ehemmiyetine binaen yazıyorum. Birinci mesele, 1. Şuada 2-3 ayetin işaretinde Risaletin Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymetli işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillail hamd iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare imanı tahkiki i̇lmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keş ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor bu imanı tahkikinin vüsülüne vesile olan bir yolu, velayet-i kamile ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol, ehas-ı havasa mahsustur, imanı şuhudidir. İkinci yol, imanı bil gayb cihetinde, sırrı vahyin feyziyle, bürhani ve kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakka yakin derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaiki imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol, risalet Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, risalet Nur, hakaiki imaniyeye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. İkinci emare, risalet Nur'un sadık şakirtleri, hüsnü akıbetlerine ve imanı kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Ez cümle Risaletin Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi 24 saatte Risaletin Nur talebelerinin hüsnü akıbetlerine ve saadet-i mazhar olmalarına yüz defa Risaletin Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa 20-30 defa selameti imanlarına ve hususi hüsnü akıbetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor. Hem Risaletin Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selameti iman hakkındaki samimi, masum lisanlarıyla dualarının yekûnu, öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmu itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selameti iman ile kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar. İkinci mesele, 20 sene evvel tab edilen Sünuhat Risalesi'nde, Hakikatli bir rüyada alem-i İslam'ın mukadderatını meşveret eden ruhani bir meclis tarafından bu asrın hesabına eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir. O zaman o manevi meclis demiş ki, bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir? Cevaben eski Said demiş ki, eğer galip olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi ve medeniyet namıyla alem-i İslam, hususan Haremeyni i Şerifeyn gibi mevaki -i mübarekeye Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla cebren teşmil ve tatbik edilecekti. İnayeti ilahiye ile onların muhafazası için kader mağlubiyetimize fetva verdi. Aynen bu cevaptan 20 sene sonra yine gecede bir taraf kalıp giden mülkünü geri almakla beraber Mısır ve Hindi de kurtararak bizimle iddiada getirmek siyaseti alemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken şüpheli, dağdalı, faydasız bir düşmana İngiliz taraftarlık göstermekle muzaaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek böyle zeki belki dahi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir diye sual benden oldu. Gelen cevap manevi canipten geldi. Bana denildi ki sen 20 sene evvel manevi suale verdiğin cevap senin bu sualine aynı cevaptır. Yani, eğer galip taraf iltizam edilseydi, yine mimsiz medeniyet namına galibane mümanaat görmeyecek bir tarzda, bu rejimi, alemi İslam'a, i mübarekeye teşmil ve tatbik edilecekti. 350 milyon İslam'ın selameti için, bu zahir yanlışı görmediler, kör gibi hareket ettiler. Bismihi Subhane, ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz, bayramımı öyle bir tebrik etti ki, binler kederim olsaydı silerdi. Bin barek Allah, böyle bir zamanda böyle ihlaslı sadakat, livecihillah uhuvvet ve fi sebilillah muavenet ancak âli himmet Sıddıkinlerde bulunur. Halık-ı Zülcelal'e hadsiz hamd ve şükür olsun ki, sizin gibileri Kur'an-ı hadim, ve Risale-i Nur'a şakir eylemiş. Hüsrev kardeş, senin umum kardeşlerin namına bayram tebriki hesabına, başta Kur'an'ın baştaki çok şirin ve güzel cüzleri olarak mektubatın kısmı azamını hediye etmekliğiniz, bin tebrik hükmünde oldu, bin barek Küçük Ali kardeşim, senin büyük manevi hediyen beni cidden çok şaşırttı, çok mütehayyir etti. O mükemmel yazılar, Büyük Ali'nin yoksa küçük Ali'nin mi bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir lütfu gelmiş gibi, büyük Hafız Ali'nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymettar Mustafa'ların elinde bir elmas kılınç, buranın fethinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Maşallah, büyük Hafız Ali'nin nurani ve büyük fabrikası, kule önünü de içine almış gibi, aynı kalem, aynı tarz, aynı iktidar göstermişsin. Risale-i Nur'un tam kâmetine yakışacak nakışlarla murassa elbise giydirmişsiniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek, Halık-ı Rahim'e hadsiz şükür ederim ki, sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri, Risaletin Nur'a sahip ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe, Ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medar-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Kardeşlerim, size latif bir hikaye. Bir zaman Barla'da bir zat ağaçtan bir kutuda cevizli bir tatlı bana göndermişti. Mukabilini verdiğim o bir buçuk kilo lokmalardan her gün altışar tane ben kendim yerdim. Ve bazen o kadar ve daha ziyade başkalara teberrük olarak verirdim. Sıddık Süleyman bu hadiseyi belki taattur eder. Bir aydan ziyade devam etti. Sonra merhum Galip Bey ile hesap ettik. Onun beş altı misli bereket içinde olduğuna kanaatımız geldi. Ben o vakit dedim. Bu zatta ehemmiyetli bir bereket, bir ihlas var. Şimdi tahmin ve taattur ediyorum ki, o zat Hacı Hafız imiş. O acip bereketin şimdi sırrı çıkmış. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı Rabbi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin ve mübareklerin köyleri ortasında, duada Sav köyü mevki almış. Tam bir senedir ahya yüzünden emvat dahi hisse alıyorlar. Risaletin Nur'un hizmetinde ekser şakirtleri birer nevi keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi bu aciz kardeşiniz çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda bu havarideki şakirtler yeminle itiraf ediyorlar ki biz nurun hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe hem istirahatı kalpçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular. Biliniz ki bir seneden ziyadedir. Ben duada, Risalet-i Nur'un şaketlerinin risalelerle alakadar olan ezvaç ve evlat ve balideinlerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi, başta sabri olarak, orada burada bazı zatlar, çoluk ve çocukları ile daireye girmeleridir. Adalet-i İlahiye, İslamiyete ihanet eden mimsiz medeniyete öyle bir azabı manevi vermiş ki, bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok aşağıya düşürtmüş. Avrupa'nın ve İngiliz'in yüz sene ezvakı medeniyesini ve terakki ve tasallut ve hakimiyetin lezzetlerini hiçe indiren mütemadi korku ve dehşet ve telaş ve buhran yağdıran bombaları başlarına musallat etmiş. İşte böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmak olduğundan, bu zamana ve bu seneye bakan beşareti Kur'aniye ve fadlen kebira fadlullahi yu'tihi men yasha ayetlerin müjdesi en büyük bir fütuhat suretinde Risalet-i Nur'un manevi fütuhat imaniyesini gösteriyor. Evet, bir adamın imanı ebedi ve dünya kadar bir mülk-i anahtarı ve nurudur. Öyleyse imanı tehlikeye maruz her adama bütün küreyi arzın saltanatından daha faydalı bir saltanat bir fütuhat kazandıran Risaletün Nur elbette bu ayetlerin bu asırda bu beşaretlerinin kasti bir medarı nazarlarıdır. Nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri insanın başında iki göz gibidir. Zahiren ikidir fakat bir görürler. Ahvel şaşı gözlü iki görür. Lillahil hamd bu iki cereyan nurani kemal-i ittihattadırlar. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi dekaikil firak. Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi, benim Isparta merkeziyle olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar, Risaletin Nur'un müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Hüsrev kardeş, son mektubumda demişim, Hüsrevlerin valideleri sebebiyet verdiler ki, bir seneden ziyade bir vakitten beri, bütün talebelerin peder ve valideleri duaya dahil olmuşlar. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi, on seneden beri Risaletin Nur'un has şakirtlerinin dairesinde bulunan, orada çok ahiret hemşirelerim var.'' onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Size Risaletün Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birisi, Hatip Mehmet rahmetullahi aleyh namında ciddi bir ihtiyar talebe, ihtiyarlar Risalesini yazıyordu. Ta 11. ricanın ahillerinde ve merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi, La ilahe illa yazıp ve lisanı dahi La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatime'nin hatemiyle sayfi hayatını mühürleyip Risaletin Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşareti ve Kur'aniyeyi vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasia. İkincisi sizin telifiniz olan Firistenin Tasihinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfeyi Tahsin'e dedim, yaz. O da yazmaya başladı. Simsiyah bir mürekkepten ve temiz kalem ile birden yazdığınız ikinci cilt fihristenin makbuliyetine hüccet olarak, o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretini aldı. Ta yarım sayfa kadar bu garip hadiseye taaccüp edip bakarken, o mürekkep simsiyaha döndü. Sayfenin öteki yarısı aynı kalem, aynı hokka, tam siyah yazıldı. Bir zaman Barla'da, bağlardaki köşkte, Şamlı Mes'ud ve Süleyman'ın müşahadesiyle aynı hadiseyi başka şekilde gördük. Şöyle ki, Ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden mütebakisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavül etti. Risaletin nurun Nur'un katiplerini şevklendirdi, gözümüze silsile-i kerametin bir ucunu ve bir tereşşuhunu gösterdi. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar. İki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her 24 saatte benim lisanımla, belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda, ve manevi kazançlarında hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymetler binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle, dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür, bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imaniyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydeleri elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. İkinci madde Ma Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları, onun çelik gibi metin kalalarına ve elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafi vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az, ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan, bu memleketi o nurlardan bir derece mahrum ediyor. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, hangi risaleyi açsa benimle değil, hadimi Kur'an olan üstadıyla görüşür ve hakaiki imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır. Haşiye, yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safterunluğu, ve dehşetli canileri de Ali Cenabana affetmesi ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuyan safdil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına terettüp eden musibeti âmenin devamına ve idamesine belki teşdidine kaderi ilahiyeye fetva verirler. Biz buna müstehakız derler. Evet, elması bildiği ahiret ve iman gibi halde yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tama ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstehak eder. Hem Ali Cenabane affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir, kendi hakkından vazgeçse hakkı var, yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere afulkerane bakma hakkı yoktur, zulme şerik olur. İkinci sebep, Yazmağa izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele. Kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde ahir zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım, bir iki sayfa yazdım, perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede, beş altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir hadiseyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Hürriyetin bidayetinde Risale-i Nur'dan çok evvel kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyusiyetlerini izale için istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi, sünuhat misüllü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümid ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset âleminde ve hayatı içtimai İslamiye'de ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki hadisat-ı beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekzip edip ümidimi kırardı. Birden bir ihtar-ı gaybi ile kat'i kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki, ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin, bir ışık var, bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle, alemi İslam hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır. Seni şiddetle alakadar etmişti. Ve bu nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mes'udane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken, bu muaccel ışığı, o müeccel saadet tasavvur ederek, eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Evet, 30 sene evvel bir hissi kabl-el vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perdeyle siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı.